Yok. Kafaya bir şey takıyorlar, beyin gözü kırılığından yapacak. İşte. Bir de bu... Yok, onu değil. Başka bir şey de hiç. EEG denen bir şey. Yani öyle pek kıymet yok, öyle bir şey yok da. Daha önceden bir kez çektirmiştim. Şimdi müdür bey, bu hani bir yere girip çalışayım mı böyle? Hani ne olacak diye bekle. Biraz daha bekle şöyle. Vallahi ben anlamadım ya. Oku hani durmadan bilgisayarın başındayım veya kitap oku öyle. Ne okuyorsun? Ya ben yıllardır okurum öyle. Yani. Şey içelim var mı? Şükür ol. Bize bir şey. Normal. Bir şey onur orada mı? Nerede? Onur Ayhan değil. Ben bir... iş kuramaz. Geldiniz mi? Geldik. İşimiz olmadı. Niye? 30 günün yatması gerekiyormuş. 33 lira önce de buldular. Kaç? 133 lira. 100 lira ya. Hayır. 6 milyar 5 lira. Onlar için yaklamadık ya. 133 lira önce de buldular. Bunu vedeyle kaldırmışlar. Hı. Şimdi banka bankına yetecekmiş bu para. 100 lira yetmiyor mu? Yetmiyor. Şöyle. Daha. Ya. Ben anlamadım bu işten, ben hiçbir şey anlamadım. Parayı ne getirdik, parayı ne geri gördük şimdi. Ödemesi gereken, bizim ödememiz gereken normalde 120 daha normal gibi. Şimdi ayın 31'ine yatması gerekiyor bu para. Biz ayın 31'ine yatıramadığımız için 133 lira gecikme cezası vurdular. Bu işler şimdi 100 lira, bu niye arttı? Ben bunu anlamadım. Ben şimdi... Bizim ilk sorada, bir ama iş grubunu bire düşürdük. Bire düşürdüğü için aradaki fark meydana geldi. Bir buçukla birin arasında. Onlar bize eksik para gönderdi. Birden, %1'den gönderdi. Ama biz sisteme girdiğimiz zaman 1.5'tan oluyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İş grubu dedi, böyle yaptı. Olmaz diyor. Olmaz diyor. Kim diyor? İş grubu. Ne yapıyorsunuz? Biz gördüğüne çalışıyoruz. O zaman Seyret Ayrı bir ücret istiyor, o ne yapıyor? O da üçer sonra ediyor, biz kim yedir bir hafta önce? He. Şimdi denetleme elemanlar gelecekmiş, bunlar denetleyeceklermiş ki okullarda baca temizliği var mı, cam temizliği var mı, eğer he olmazsa bire bitirecekler. Karı kız gelseler mi şimdi yakında? İster mi zaten bana? Bunları arayıp, ve onlara büyüdürürsen, arkadaş durum böyle. Biz de baca temizliği yok, belediyeyi yaptırıyoruz biz bunları. Siz ne diyorsunuz, şuna açıyorsunuz, bize ceza yazdık. Ama biz... Sistem açılırken, ilk önce açılırken 1.5'tan açtırdı. Sisteme yani iş yerindeki yıl numarası alırken ilk hı önce 1.5'tan aldık biz. Aldık. Şükür bize ilk önceki çalıştılar ya, 40 kişi. Hı. 40 kişi çalıştırırken bizi 1.5'tan açtırdılar sistemi. Ondan sonra değiştirdiler bunu, değiştirmişler. Kadetemiz bulamadığına göre 1'e göre. Bu Seyir Hasan gestirdi, ben bir görüşeyim ya. Tamam. Seyir Hasan böyle bir para yok, şey yok. Ondan sonra böyle. Bir tarafa para gönderir, biz de size veriyoruz yani bizim burada bir şey. Ne karımız da, biz alalım da. Benim ortada da parası. Tamam hocam. Sen bunu bankaya yatırmayayım ki, kişi ceza mı geliyorum? Hadi ben de 100 lirimizi yatıralım diyelim, hadi. Diyorsunuz şeylerden çıkartıyoruz. İçeri çeker ceza vurmuş. Hiç yapıldığımız için. Bu konuşalım oğlum. Tamam, yeni numarasını getireyim, mesleğe bir görüşün. Öyleyse bir hatırlatın. Dur ışık ola. Hello.
geldiğinde bir görüşelim de bu bir yerlere bir şey yaptırmıştı. Çok amaçlı falan yaptırmıştı. Onunla ilgili de bir protokol falan imzalandı belediyeyle. Ondan dönemler vardı. Aşağı dağıldı falan filan bir yerler vardı. Şimdi imzalandı, belediyeyle onlar arasında bir şey imzalandı. Yani o lazım, onu bir yere gönderdiler siyaya. Otelci bir okuluna gönderdiler de. Bir de sen neredesin şu anda? Hocam çarşıdayım ben. Gel lan bir sınıf götür ya, yanı olmaz. Tamam, seni çalıyorum işte, tamam. Ağır. Yok, sağ olun. İyi ki o. He? Gerisi diye para da harcamıyor, para cebinde kalıyor. Ya ben o kadar hani para, dolmuş parasında şuna bunda değilim ki. Ama. Sen burada para ödüyor. Rahatıma düşkünüm ben öyle. Yemek yapmam yıllardır. Niye? Ne bileyim, kim uğraşacak diyorum ben. Yemeyle. He. Ama kahvaltı ediyorum ama. Evde yapalım mı sen? He. Vallahi yıllardır anlaşılmayan bir rahatsızlık vardı. O da kafayı yedirttirecek en sonunda da şükür bunun da ülkesiydi. Kısmın da önü alındı. Şimdi bu iş durumunu kiminle görüşmemiz gerekiyor mu? Kaç tane? Hani ben bir yerde çalışayım dedim, ne bileyim ben. Evde kendimize bir şeyler bul ya. Bir neticeler mi bana şeyler mi? Hastanelerle falan, hastanelerle daha detaylı bir şey mi yaptırayım ben? Yok efendim, ben hastaneye şey yaptım. Bir de randevuya gittin mi? Gittim ya. Ne diyorlar? 16 Ocak'ta bir şey var, test var, ondan sonra görüşeceğiz. Tamam, onu göreceğim. Marmara Üniversitesi'nin şeyini de çıkarttırayım o zaman. Burada da tüm girmiştim. Ne bileyim ben. Şimdi ne yapayım acaba ya böyle hani... Bir şey yapacağım. Hani... Böyle durdur. Şimdi 5 yıl önceye göre çok iyiyim, 6 yıl önceye göre. Yani o zaman nasıldı? Bayağı bildiğin felç. Sağ el, sağ kız. Öyle mi oluyor? Ama geri düzeldi işte. Pazartesi randevu var Bakırköy'de. Bu Marmara'nın şeyinden mi çıkartıyordun detaylı bir? Marmara'nın hani bu adam neyi var diye bir rapor düzenlenecek orada. Çünkü gitmiştim tedaviye oraya. Bilmiyorum işte, geçen hafta nasıl beynimden aşağı kaynar su döküldü sanki, bu yazıyı bir okudum. Tam detaylı okumadım o kağıdını. O hakimin kararı zannediyorum ben öyle. Ha buradaki polis sen de madem öyle sen de bir şeyler söyle, sen ne yazdır dedi. İyi dedim madem öyle. Müfettişler falan burada mı ki?
Nerede de dedin? İçin içeri. Geldi mi? Ha. Ha, tamam. Şimdi ben o ne yapayım diye bir sorayım dedim ben. Sefer Hoca'nın yanına bir gireyim. Sen şeyine arasa telefon et falan. Çünkü siz dediniz ya, eğer herhangi bir şey olursa ben zaten bildiririm sana. Çok tabii. Yani önümüzü göremiyoruz böyle hani. Görebilir bir şey yok, keyfi yok. Bir düzen var, var sahibi olayım böyle, ne bileyim. En azından rahatsızlık belli oldu onun. Biraz sevinci var mı? Neyse, kolay gelsin. Yazın zamanı gelmedi mi? Yok, geldi. Yok. Gidip geliyorum. Ha, gidip geliyor musun oraya? Oraya da gidiyorum. Marmara'ya da gidiyorum. İyi, tamam. Al bir dakika. Tamam. Tamam. Hı. Oldu. Hadi. Yok. Kahveye bir şey takıyorlar. Beyin gözü kırılımından yapacağız.